Bize biliyorsunuz siyasette gençlere siyasette yerden bir ustalığın şiarlarından dolayı genel başkanımız diğer partiler sözünde duruyor. Bunu da eylemde duruyor. Siyasete yaşlı kolonunda başlayan genel başkan yardımcımız Harbi Eylem Kolu genel başkanımız Sansa Dağ Başkanı. Buyurun. Başkanımız, milletvekili büyüklerim, gençlik olan MKYK büyüğümüz, önceki dönem mevcut devam eden ilçe başkanlarımız, çok değerli Karabüğün merkez ilçesinin delegelerinin kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yol ve dava arkadaşlarımız, hepinizi bu olan kongre vesilesiyle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hasretle kucaklıyorum, selamlıyorum, Allah'a emanet olun. Evet, herhalde yıllardır teşkilatlarına yapan değerli yol arkadaşlarımız, bazen kürsüye çıktığımızda, kürsüye çıkanda, bazen yönetim kurulu toplantılarında yönetim kurulu toplantısı icra ederken birçok vesileyle konuşuyoruz, tartışıyoruz, bir şeyler ifade ediyoruz. Genelde konuşmalarımızda da ilk başlangıçta başladığımız konuştuğumuz konu biz bir dava partisiyiz, dava hareketiyiz. Biz dava için burada varız. Bu davanın içinde birçok şey var, hizmet var. Bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Bir siyasi partinin en olmazsa olması aslında gerçekten bir dava hareketi, bir dava partisi olmasıdır. Açıkçası bunu AK Parti çatısı altında bizler ifade ederken diğer siyasi partiler de ifade etmiyor mu? Onlar da ifade ediyorlar. Peki onların davası ile AK Parti'nin davası arasındaki fark nedir? Sadece tüzüklerinde yer eden, parti programında yer eden hususlar mıdır? Partinin ortaya koymuş olduğu icralar mıdır? Yoksa bu davanın çok geçmişlerde bir kökü, bir mazisi, bir geçmişi var mıdır? Açıkçası ben şöyle AK Parti'ye baktığımda ve AK Parti'nin davasını düşündüğümde 15 yıllık teşkilat, milletvekili tecrübemiyle buna eklediğimde şöyle bir neticeye vardım. Bu parti büyük bir ağaca, büyük bir çınar ağacına, büyük bir çam ağacına benziyor. Ve bu çınar ağacının çok büyük, uzun, belki metrelerce, kilometrelerce öteden gelen, yıllarca, yüzyıllarca, binyıllarca geriden gelen bir kökü var. İşte bu kök, bu partinin çok açık, net bir şekilde davasını temsil ediyor. Evet, bu dava belki de en insandan beri ortaya çıkan, İnsanın mizacı yapısını aslında ikiye ayıran tarafla hangi tarafa olduğumuza bakıyor. Çünkü hem siyasetin içinde teşkilatla görev yaparken görüyoruz, hem ülke yönetirken de görüyoruz. İnsanoğlu başkaca birçok özelliği olsa da dini, dili, ırkı, rengi farklı farklı olsa da iki ayrı özellikten yaratılmış. Bir tarafta toprağı temsil eden tevazu, üretim, inşa, bir şeyler ortaya koyma ve koymaya çalışma, iyi şeyler yapmaya çalışma. Diğer tarafta da ateşi temsil eden,
ne yazık ki kibir bir şeyler ortaya koymanın ötesinde bir şeyleri yıkan, yakan bir özelliği olan bir durum ortaya koymuş. Biz burada toprak tarafındayız, ateş tarafındayız. Aslında herhalde bakacağımız en önemli noktalardan birisi bu. Habil ile Kabil ile başlamış aslında bu kavga. İki kardeş, iki peygamber evladı. Yine tarihte o kadar çok örnek var ki bununla ilgili. İki Ömer, biri Amr aslında, diğeri Ömer. Biri adaleti temsil eden Hazreti Ömer olmuş. Diğeri ise cehli temsil eden, cehaletin babası olan Allah, Ebu Cehil olmuş. Biz yapan, inşa eden tevazu tarafında olan Hazreti Ömer'i mi temsil edeceğiz? Yoksa engellemeye çalışan, ayak bağlamaya çalışan, kibirli ve bir o kadar da fitne fesat noktası uğraşmayan Amr tarafından olacağız. Her parti için çalışmalarında ve biz hep yapan, inşa eden tarafta olduk bugüne kadar. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda bugünlerde yaşadıklarımızın benzerlerinde aynısını yaşadık. İlk daha kuruluşta, Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu'ya çıktığında Mustafa Kemal Atatürk ve Muharri Milliyetçiler inşa eden tarafta var olurken onlara engel olmaya çalışan birileri hep oldu. Allah Menderes 1950'de iktidara girip ilk işi Esad'ın aslına hücre ettirmekten 10 küsur yıl boyunca bu ülkeye hizmet ederken o toprağı temsil etti. Harbiçiler onu toplumu her ağaca götürüp ateşi temsil ettiler. 28 Şubat sürecinde bizim destimiz için hep ne yazık ki olumsuz olarak gözükse de tek parti iktidara İlk 193 ilçesinde teşkilatlanmış teşkilatlanmış.
ışıl ışıl insana huzur veren, baktığında huzur veren, altında oturduğunda ferahlık veren yapraklar. O yapraklar sağlar.